Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Ben Mehmet Çakır Yepyeni Bir Clash of Clans Lee Videosuyla Sizlerle Birlikteyiz Arkadaşlar Şubat Ayına Başladık Şubat Ayının Lee'ini Yapacağız Bu Arada e, Lee Savaşlarında Ne Durumdayız Diye Diyecek Olursanız Klan Savaşında En Son 9 Serimiz Vardı Onu Yenildik Tekrardan Başladık Şimdi Kristal Birliğindeyiz Şöyle Bir Gösterecek Olursam Ben Şu 3 ayda başladım şurada e, Muhtemelen Bilmiyorum burada ben yaptım mı hatırlamıyorum ama Kasım ayı neyse işte Şimdi bu ilk olduğu için e, li dedim şeye girdim ya Abi şaka gibi Şimdi arkadaşlar 30'luk başlattık Gayet de güzel 78'lik bir skor almışız 30'da 30 yapmışız Benim saldırıyı göstermeyeceğim Yukarı doğru böyle 2x 4x hızlı bir şekilde Saldırıları göstermeye çalışacağım Şimdi görünmezlik büyüsü Köy binası 12'de çok kullanılmıyor Lakin e, yine de Arkadaşımız kullanmış biraz geç attı Öfke falan attı e, Okcular çıktı klon büyüsünün yardımıyla Burada taktik avcı uçağını Kesti bir tane e, Hava savunmasını da alsa güzel olur Dedim ama kralı aldı Kraliçeye doğru gidiyor çok yüksek hasar veriyor abi. Okçuların hasarı çok yüksek gerçekten. Evet burada bir tane okçu kalmış. Şimdi üst taraftan temizliğe başladı kral kraliçesiyle. Temizliğini yapıyor. Alt taraftan da ejder saldırısı. Ejder balonlarını gönderdi. Ee, güzel bir şekilde merkeze doğru koruyucunun özelliğiyle de girdi. Sol tarafta bir kraliçe ve hava savunması var. Onları da alması çok da zor olmadı. Siz e, yavaşlatıp da izleyebilirsiniz arkadaşlar Veya tekrardan izleyebilirsiniz e, Şeyler için Ney bunun ismi e, Ordu sayısını falan görmek için Şöyle bir bakalım Namales e, Böyle biraz daha e, birbirine yakın saldırıları göstermek istiyorum Böyle 13'ün 13'e 12'nin 12'ye 14'ün 14'e Evet burada golem cadı saldırısı değişik bir saldırı İki tane kenardaki cehennem kulesini indirmeye çalışıyor Biri indi biri kaldı o kötü oldu ordusunu çok geniş bir şekilde golemlerle bıraktı ortadan da e, yürüyen tokmak e, diken fırlatan tokmak artık ismi neyse hatırlamıyorum onlarla girdi zehir büyüsünü bakalım e, biraz geç attı ama klan kalesinden çıkan sarı ejderhayı indirmeye çalışıyor İsimlerini unutuyorum abi gerçekten unutuyorum kafa gidiyor. Dev ejderha mıydı? Neydi böyle bir şeydi ama neydi hatırlamıyorum. Evet oraya bir golemitlerin girmesi güzel olmuş. Kraliçeyi biraz tanklamışlar. Kralın da yardımıyla orayı temizliyor. Dış taraftan da goblin temizlik için süre yetmesi açısından gayet mantıklı. Bakalım şöyle kral öne geçebilecek mi? Kraliçenin özelliği duruyor. Kraliçenin özelliğini kullandı. Son iki tane birimi de alıp güzel bir şekilde ilerledi. Şöyle yukarılara doğru gelelim. Ee, en son 27'ye baktık Mon Valker ee, Mon Walker'ın saldırısına da bakalım 26-26'ya dalmış Köy binası 13 Böyle uzun video olacak Hemen hemen bütün saldırıları 2x-4x şeklinde Göstereceğim Nasıl saldırıyor bizim arkadaşlar ee, Merkeze süper büyücüyü sokmuş Çok güzel bir şekilde merkezi Dağıttı böyle Yıktı yok etti diyebiliriz Bir tane orada ejderha indirmek için uğraştılar ama gerçekten de güzel bir saldırı bebek ejderle temizliğine başladı kenarları alıp bu taraftan kralla giriyor duvar kırıcılarını gönderdi oradaki hava savunmasını kesmeye çalışacak buz golemi attı önden giderse güzel olur dedi kralını bakalım burada öfkesini kullanıp ilerletiyor ve saldırısını çok güzel bir şekilde ilerletmiş. Abi balon saldırısı yapmadan köyü bitirdi diyebiliriz. %60'a geldi neredeyse. Tazısını gönderdi. Hemen cehennem kulesini dondurup ikinci tazı balonlarını hızlı bir şekilde gönderip abi şiir gibi daldı. Çok rahat bir şekilde ve dondurma zehir büyüsü de elinde kaldı. Güzel bir saldırı buradan Mon Valkır'ı da tebrik ediyoruz. Ee, bu lide inşallah bir üstliğe çıkacağız Kristal'den nereye çıkıyorduk Efsaneye miydi <laughs> Ustaliğine çıkıyoruz arkadaşlar ee, Beb Rahmet Bizim şeyin hesabı ee, Ömer'in hesabı Zaten yukarıda birkaç tane daha Saldırı göstereceğimiz için Acaba Ömer'in olmaya da bilir ee, Pek O konularda biraz şeyim Fransızım Alman mı Fransız mı Evet burada merkezi süper büyücülerle temiz şey süper okçularla temizlemeye çalıştı. Okçunun görmemesi için biraz kenara attı. Okçu e, kraliçeyi de indirdi. Burada taktik avcı uçağı inecek mi diye bakıyorum ama inmeyecek herhalde. Ama güzel bir şekilde temizledi. Ejderle sola doğru yolunu açacak. Sağ taraftan da kralı mı? Tam tersini yaptı. Sola kralı, sağa ejderi. Sizle birlikte izliyorum arkadaşlar. İnan edin yani arkada böyle ortada bir şeyler çıksa falan ee, sürpriz olabilir. Biliyorsunuz ben kesit yapmayı da çok sevmiyorum. Edit yapmayı. Ee, zor değil. Aslında çok basit ama sevmiyorum. orijinal doğal bir şekilde ilerlemesi daha güzel. Evet burada e, koruyucunun özelliğini kullandı ve merkezden çok güzel bir şekilde çıktı. Düzen de çok eski bir düzen ama yine de tebrik ediyoruz. Güzel bir saldırı. Akıncı. Ee, bu arada klandaki alttaki hesapları da şey yaptık. E, benim e, alsat yaptığım klanı aldık. Oradan biraz şey yapmak için ne derler buna. E, adamlar maksat puan alsın diye. Klan madalya alsın diye. iki klanı birleştirip o şekil liye girdik. İkisi de kristal birdeydi. Bakalım bu muhtemelen usta bire inşallah çıkar da. Diğeri biraz zor. E, maalesef 30 kişilik savaşı. 30 kişi başlatmış. Benim birkaç tane hesabımda mailini unuttum. Savaşa 26 mı? 27 kişiydi herhalde. Sıkıntı olacak. Ondan dolayı muhtemelen orada Li atlayamayacağız ama hiç yoktan Li düşmezsek de madalya alırsak da bizim için iyi arkadaşların köylerinin gelişimi için ee, köy binası 15 ve 14 katılmak isteyen olursa da Kayıp Özgürlük klanına istek atabilir arkadaşlar. Ee, bugün de müsait olabilirsek canlı yayın açarız belki bir e, canlı efsaneli saldırıları. Yarın da bir köy incelemesi yapacağım. Çünkü yarın gündüz işteyim. Evet burada Klan Kalesi'nden çıkan Devejderha'yı hızlı bir şekilde Kraliçe'nin yardımıyla indirdi. İki tane deviyle orada şeyi oyalıyor. Kelle avcılarını da güzel bir şekilde gönderdi. E, balonları da çok güzel bir şekilde içeriye doğru sokmuş. Abi şu barbarlar bir komedi ya. E, şey ne diyorlar buna? Eee Xbox yok neydi lan Roblox Roblox muydu neydi herhalde bizim oğlan Roblox oynuyordu acaba Roblox olabilir mi Bilmiyorum evet kraliçenin özelliği de Burada duruyormuş Rahat bir şekilde temizlemeyi Başardı artık ufak ufak yukarılara Doğru köy binası Şeylere doğru gidiyoruz Evet burada Ali e Bakalım O da Ömer'in hesabı olması Lazımdı evet şöyle bir bakalım Ali Eren. Ali Reis, Hataylı. Hataylıydı herhalde ya. Yok Antepli ama Hatay'da iş yeri olan Ali. <laughs> tamam hatırladım. Evet. Burada bakalım. Orduyu merkeze doğru koruyucuyla birlikte gönderiyor. Ee, koruyucunun özelliğini de burada kullandı. Çok güzel bir şekilde merkeze e, zeblinini indirdi. Okçular abi neredeyse sıkıyordu ya. Var ya Kaya Saçar kaldırdı sıkmadı. Bak bir daha kaldırdı sıkmadı. Sıkıntı çok geç atıyor Ali. Ee, en sonu sıkacak ve sıktı. Gerçi Okçu'ya sıkmadı orada koruyucuya sıktı. Evet burada Kral Kraliçesinin yüksek olması saldırıyı tamamlamasına e, faydası olmuş. Ama büyüleri biraz daha geç atıyor. Biraz daha erken atman lazım reis izliyorsan. Ee, evet burada sadece Kral mı kaldı kralın özelliği Allah'tan ki duvarın Orada savunma görmüyor Burada duvarı savunma görse saldırı ikide kalacaktı Evet okçuyu da göndermiş kralı oyalasın Diye şey e, kaya saçar Oyalasın diye evet güzel Yani e, Kötü saldırıdan yine de üçlük almayı Başarmış aslında çok da kötü de değil de e, Yukarıya Doğru çıkalım asalet Kapının asaleti mi oluyor? Bep kapı. Evet. E, tazı ve Kaya Saçar'ı... Şey Kaya Saçar diyorum. Zeblin'i gönderdi. Klan Kalesi'nden de yine bir ejderha çıktı. Rakip baya bir ejderha kullanmış. Çok ileri soktu sanki. Ama içinde herhalde goblin var diye mi? E, görünmezlik büyüsü. Büyücüler ölmeyecek burada. Büyücülerin canı biraz daha fazla. Okçulara göre. E, belediye indirdi. Birkaç tane de savunma aldı. Şimdi... Bakalım kraliçeyi korumak için bir dev arkasından kraliçeyi bıraktı. Klan kalesini kesti. Şimdi kraliçe yürüyüşüne başladı. Kraliçeyi yürütüp taktik avcı uçağını herhalde kesmeye çalışacak. Kraliçe o tarafa doğru mu gidiyor? Geri diğer tarafa döndü. Bu arada taktik avcı uçağı indiği için hemen saldırısına başladı. Hava saldırısıyla giriyor. E, balon saldırısı ben çoktandır yapmıyorum Eskiden çok balon saldırısı yapardım çok da iyi dalardım Ama bilmiyorum şu an bana biraz e, değişik geliyor. Belki bilgisayardan dalıyorum diye de olabilir. Te telefondan dalıp aslında şey yapabilirim biraz kendimi tekrardan hatırlayabilirim. E, ben bakıyorum da böyle eski videolar herhalde biz köy binası 13 geldiği zamanlar çok aktif oynuyorduk. 14- 15'te bırakmaya. Başlamışız ee, benim bir saldırım var herhalde bir köy binası 14'e daldımdı altta şey yoktu çünkü 15'leri arkadaşlar dalmıştı ee, sıkıntı yok ben böyle şeylerde hiç takılmıyorum arkadaşlar yani üstlerden isteyen istediğine dalsın üçlesin yeterli ee, önemli olan bizim kazanmamız lean, e, klanın şeyidir yani şey hiç önemli değil. Evet burada klan kalesini kesmeye çalıştım ama bakalım ejderi indirdim mi hatırlamıyorum. Kralı gönderdim. Burada cehennem kulesi görmemesi için kralın özelliğini erken kullanıyorum. Üst taraftan da e, ejderleri ve bebe ejder miydi? Cehennem ejder mıydı? Süper ejder hamı mıydı? Neydi? Ejder binicisi. Hah, ejder binicisini gönderdik. Kral kraliçe yoluna devam ediyor. Gerçi kral öldü de bu e, koca baş mıydı, neydi? Koçbaşı O güzel bir şekilde kralı tankladı Şey kraliçeyi tankladı ve Üçlüğümüzü salladık yukarı doğru Gidiyoruz ee, en son Benim saldırıyı gördük 7 numarada 8 benmişim Evet Apo 7'ye Girmiş bakalım köy binası 15'le 15'e dalmış ee, Yine bir 4 tane Görünmezlik var herhalde süper Büyücü burada da okçu değildir Biraz geç atmasına rağmen helal olsun Ama şeyin için mi geç atıyor ee, bilmiyorum, okçu olsa geç attığın zaman ölüyor. Evet, burada belediye indirdi, birkaç tane de savunmayı kesti. Şimdi üst taraftan ee, temizliğini yaparak bakalım. Taktik avcı uçağına doğru gidecek. Şu hava patlatıcısı görmesin diye şuradan gelecek muhtemelen. Tabi bu hava patlatıcısı görecek ama elinde gerçi hız büyüsü varmış. Evet, kralı merkeze doğru sokması güzel oldu. E, duvar kırıcısını da geliştirilmiş e, duvar kırıcı saldı, süper kırıcı mı diyorlar? İsimlerini hep unutuyorum vallahi. Ya, ya aslında kırıcı süper kırıcı, binici süper binici, <laughs> madenci süper madenci, mantıklı olanı budur. Belki de öyle yapmıştır ha ben şu an e, bilmeden sallıyorum yani. Evet burada koruyucunun özelliğini güzel kullandı, e, şey de geldi. Neydi bunun ismi? Allah Allah. Ha o farklı mıydı? Ha, Anka değil miydi o? Anka değil de bu Ankaya benzeyen bir şey var bir önündeki. İsmi neydi lan onun? Kertenkele. Kertenkele de o zaman. Evet burada Titan almış. Bakalım Klan kalesi için mi Titan aldı? ejderlerle merkeze doğru girecek. Burada koruyucuyla birlikte orduyu gönderiyor. Çok uzak olduğu zaman Korucuyla göndermek daha mantıklı arkadaşlar. Ben de bazen yapıyorum. Mustafa Reis çok yapıyor bunu. E, çünkü evet Klan Kalesi e, biraz kötü. Belediyeyi de indirdi Allah'tan. Goblin mi vardı neydi bilmiyorum ama. E, bakalım üst taraftan da Kral Kraliçesini gönderdi. Rakip Kral bizim Kral'ın baya canını yarıya getirdi diyebiliriz. Burada bir kırıcı attı e, Kral'ın içeri girmesi için. Ee, yoksa orada içeri girmeyecek. Evet, dondurma büyüsü de çok iyi olmuş. Ee, dondurma büyüsü de orada güzel oldu. Kral kraliçeyi tankladı. Şampiyonu şimdi gönderiyor. Biraz geç attı ama olsun dedi. Ee, ah ak, aktörler son şey neydi? Böyle aks şeyler son çıkar mıydı? Neydi ya? Böyle bir şey vardı. <laughs> Hatırlamıyorum ama. Öyle bir şeydi. Evet, 6 numarayı da izledik. Hemen yukarıya doğru gelelim. 5 ee, numarada bir 97 var. 95 var Mustafa Reis'in. Maestro Can arkadaşımız. E, üçlük sallamış. Balon. Ejder. Ejder binicisi. Ve bir tane tazsı var. Balonlarla burada Kaya Saçar biraz oyalıyor. Ya da güdümlü kontrolü yapıyor olabilir. E, hala Kaya Saçar o tarafa vururken. Uçan kışla hızlı bir şekilde girdi. Uçan balon. Neyse abi ben bunların ismini söylemeyeyim. E, belediye binasını hızlı bir şekilde indirdi. Görünmezlikler güzel. Bakalım şurada biraz hızlandıralım. Cehennem Kulesi ve taktik avcı uçağını da indirirse çok güzel olur. Cehennemi indirdi, taktiği indirdi, kaya saçarı indirdi. Oha abi. E gel köyü üçlü abi şu hava savunmasını indiriyordu. Kral oyaladı. Evet burada kral kraliçesiyle Klan Kalesini çağırıyor. Klan Kalesi de... Ej... Kraliçeye vurdu. Kötü oldu bu. Dilimi açtım ya güzel girdi dedim ya. Evet burada orduyu birlikte salmayı ee, uygun görmüş. Bakalım orduyla kral, kraliçe iç içe girdiler. Çok güzel bir şekilde ilerliyorlar. Koruyucunun özelliği de güzel bir noktada geldi. Merkezdeki iki tane cehennem kulesi kaldı. Onları da indirmeyi başarmış. Bir tane de dondurma büyüsü elinde boşta duruyor. Helal olsun. Evet can da eskilerden abi. Evet son olarak da mazlumun saldırısına bakalım. Mazlum. o anka manka hepsini üçlemiş la. Vay vay vay. Gerçi bu kertenkele miydi anka mıydı bilmiyorum ama. Evet burada tazıyla e, şeyi içeri sokuyor. Bakalım merkezi güzel bir şekilde temizleyebilmiş mi? Taktik avcı uçağı indi. Belediye indi. Burada ejlere vurmaya başladı. Ejleri kesti. Ee, daha neyi kesecek? Hava savunmasını kesti. XC aynı aldı. %30'a yakın burada temizliğini yaptı. Ejderlerle sol taraftan kral kraliçesini, sağ taraftan gönderdi. Kraliyet şampiyonluğu da ordunun e, ejderler tarafına bıraktı. Koruyucunun özelliği güzel bir şekilde ortaya kadar girdiler. Kral kraliçe yoluna devam ediyor. Ejderler biraz geride kaldı ama Allah'tan ki Anka kuşu orada şeyi kraliyet şampiyonu tekrardan getirip rakip kraliyet şampiyonu indirdi. Çünkü rakibin kraliyet şampiyonu veya kraliçe hava saldırısında çok feci bir şekilde hasar veriyor. Onlara dikkat etmeniz lazım. Ya koruyucuyu orada kullanmanız lazım ya şampiyonu göndermeniz lazım. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Her gün bir tane li saldırısı gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmazsanız da sevinirim. Görüşmek üzere.